Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bir önceki bölümde karakterimizi tanıtmıştık. 7 Azagai'yi satamadım. Satamamazlıktan kastım. Uğraşacak vaktim olmadı. 8 Azagai'mizle oynamaya devam ediyoruz. Yedek silah olarak da bu duracak. Şimdi güncel item listemizi merak edenler varsa George 2, George 1, BDN 2, Judy 2, Roll artı 2, Lego artı 2 var. Pontus 2, Nex 0, DD25, Taro 0 var arkadaşlar. 7 Azagai vesaire yedek silahlarımız mevcut. Şu anda bir aksilik olmazsa Azagai'yi verdim gibi bir şey. Dediğim gibi işlerden dolayı pek fazla zamanım olmadı. Bunu sattığım takdirde hemen çarıma bir tane kravat seti yapıştıracağız. Biraz da bankamda attığım farmlardan işte ne bileyim bundan birazcık YB kalacak. Onunla da şu cocuğumuzu ikileyeceğiz. Ondan sonra da farm ataraktan da Judy'mizi elf yapacağız. B denemizde PP2 yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle de üstümde 1M nakit para var. VIP key'im vesaire her şeyim bomboş. Priest'im büyük ihtimalle tohumlu tuttururum. Biraz böyle hani arkadaşlar üstünüze item aldınız ya. İnsan böyle bir tık havalanıyor. Ben de hayalimdeki char size göre çok düşük bir rakam olabilir. Ama hayalimdeki char'a kavuştuğum için biraz PK odaklı oynamaya çalışacağım. Çünkü karakterimde hani bazıları bize soruyor. Bana diyor ki Okan nasıl bir char dizeyim? Abi char senin oynayış tarzına göre. Benim okçu oynarken tek bir amacım vardı. Benim char'ım vursun da hani böyle tuttuğumu böyle çatır çatır indireyim ama çarımı yesin. Ama öyle olmadığını bu soruda anladım. Şimdi de o yüzden birazcık böyle polemiğin olduğu yerlere gitmek istiyorum. Böyle bana 3-4 asasın gelmesini istiyorum ki çarımı bir test edeyim. Ona göre kravat seti değiştirebilirim ya da ne bileyim Judy yerine Elf'i değil 3'e yöneltebilirim. Bu şekilde karakterimi test etmek istiyorum. Bu konuda da umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Üstümde 1M nakit para var, VIP key'im vesaire her şeyim bomboş. Şöyle artı AC'mi alıp İnceden şöyle başlamak istiyorum farma. Arkadaşlar eğer videolar hoşunuza gidiyorsa bir adet emek beğenisi. Başka bir şey istemiyoruz hani fazlasında gözümüz yok. Kanala da abone değilseniz abone olmak isteyen varsa abone olabilir arkadaşlar. Şöyle de Wolf'ü size bir AP'mi göstereyim. Abi Wolf'ü 3082 Kimara'dayken bir de defansımızda 100 defansımız olmadığı için Kimara'da oynuyoruz. 1026 oluyor. Canımız da 9827. Gayet güzel bir can, gayet güzel bir AP bu server için ve charımız daha 82 level. Bunun da bilgisini verelim. Hadi bakalım bölümümüz başlasın. Şimdiden size keyifli seyirler. Evet arkadaşlar dedim ki şu kaydı açsam mı açmasam mı derken 25 dakikadır slottayız. Herhangi bir gelen giden vesaire yok. Şöyle üçlü mastodondayım. Totalde 113 adet mastodon kanayat etmiş. Bu arada en son güncellemeyle biliyorsunuz ki 2 hafta bunlardan bir şey atmadı. Asaslar her yere saldırmaya başlamıştı arkadaşlar. Şu anda da güncel olarak açıldı. Başladık bakalım buradayım. En azından bir 20-25 dakikada dönüp 1 saati tamamlamaya çalışacağım. 1 saatten kastım şunu 200'e tamamlamaya çalışacağım. Onun harici herhangi bir absürt bir durum yok arkadaşlar. Dediğim gibi karşı tarafın asaslarından gelenler oldu. Kayıt alamadım. Burada durdular. Birkaç tane kör falan attılar. Kayıt alamadım. Onlar da kusura bakmasın diyorum. Başladık. Farmın sonunda artık ne kadar kasarsak en son göstermeye çalışacağım. Şu sol üstten de saate bakabilirsiniz. 03.32. Dediğim gibi yarım saat falan oldu. 117 tane. Gayet güzel. Bu slot tam bir asas slot ya. Yani oraya gittiğim zaman burası kalıyor. Çünkü biz böyle tutup bekliyoruz ya. Asas şimdiye kadar ikisini kesmiş oluyor. O yüzden bu üçlü mastodon tam asas slotu. Yani okçu ikili yeterli oluyor diyorum. Hadi bakalım farmın sonunda görüşürüz. Arkadaşlar yeteri kadar farm attığımızı düşünüyorum. Yeterinden fazla hani ben 1 saat, 1,5 saat sonra falan sıkılıyorum slottan. Şimdi bir arkadaşımızla kovalaşırken taburaya kadar geldik. Totalde 200'ün üstünde kastım arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şöyle abi şunları yere koyalım. Totalde 226 tane kastım. Loot ayarımda biraz düşüktü. Şimdi seriden şu çöpleri bir satayım ben. Evet arkadaşlar şöyle sağ alttan görebilirsiniz. Çöplerden 550K'ya yakın bir para geldi. Gayet güzel. Loot ayarım dediğim gibi düşüktü. Şuradan 199 taneyi alalım. Satalım abi. 37,5K'dan 7 BM 450K geldi. Ayrıca 27 tane daha var. Onu da şöyle satalım. Ne kadar geldi abi totalde? Yani 1 saat, belki 1 saat 10 dakika o kadarcık farmdan yani düşünün hiç kimse rahatsız etmeden totalde 9M net para kastım arkadaşlar. Sıfır giderle. Şuradaki potlar zaten slottan çıkan potlar yeterli oluyor. Bu arada ismini okuyamayacağım. Hakkını helal etsin. Ocean Ready arkadaşımız, takipçimizmiş. Ona da buradan çok çok selam olsun. Hadi bakalım birazcık şöyle CZ'de tur atacağım. Ardından tekrardan herhangi bir slotta, farm slotunda veya PK esnasında kaydederim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar öğlen BF'sindeyiz ve slotuna geldik şu anda. Buraya dönelim dedi arkadaşlarımız. Öğlen bir tık daha darlama olacağını düşündüğümüz için hem de ön taraftaki arkadaşlarımız var. Yani direkt rakibi karşılayan arkadaşlarımız.
Onlara da hem destek atmış oluruz diye düşündük. Çok fazla darlama olmasa da yine olacağını düşünüyoruz. O yüzden bu slottayız. Dediğim gibi başladık bakalım. Üstümde zaten Mahsolo'ndan gelen 10M paramız duruyor. 1M zaten üstümüzde vardı. Onlarca herhangi bir şey yaptığım söylenemez. Bu arada ağaca tak SC'li bu itemlerle karakterimizde 3182 AP var arkadaşlar. Gayet güzel bir AP'ye ulaştık. İnşallah Allah nasip eder de şu azıgayı verdikten sonra kravat set koku da eklediğimiz zaman müthiş derecede bir AP olacak. Ve ardından da BDN'yi PP2, Judy'yi de Elf2 yapınca artık abi bir item koyacağımı düşünemiyorum. Koyamam yani artık gitmez ilerisi için. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım. CC'mizi alalım. BF'nin çıkışında veya PK kısmında sona doğru pay kısmında tekrardan görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar BF'miz bitti. BF'de totalde 143 adet slot taşı, 2 tane MD, 6 tane buz ve 1 adet şöyle de para eden var, Rogue, Moonlight, artık siz ne istiyorsanız metaller ondan var. Dedik ki arkadaşlar 24-24 adet verirsek o zaman tam denk geliyor. Bir tane buz fazladan vereceğiz. Şimdi şöyle yapalım abi. Artemis'e geliyoruz. Bir tır size payı göstermek için böyle kayıt alıyorum abi. Evet 24 tane Artemis'e, tamam bekle abi. Kriminal 24. Fanatik Müslüm abi. Al. 24 de sana. Akay abi dur abi kımıldama. Bu kadar atıyorum. Bu kadar. 24. Attım abi sana threat. Okay. 24 verdim. Şu anda kendime de 1 adet buz. 23 tane de bana kalmış oluyor. Abi Müslüm abi yandan match getirdiğin için aç abi trade'ini. Bir tane buz sana veriyorum. Bir buz kendime pres getirdiğim için alıyorum. Akay abi. Aldım abi. At abi trade. Şöyle 1, 2, bir de şunu vereyim sana abicim. Şöyle 3 tane buz kaldı. 1,5, 3, 6 yapar. 6'yı 6'ya böl. Birer hem ver. Birer hem de öyle vereyim. Tamam aynen abi. Tam deck geliyor. Şöyle de trade atalım. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Yüreğinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hemen geliyorum ben bir dakika. İnşallah. Evet arkadaşlar pay kısmında böyle size göstermek istedim. Yani 1M yukarı gidiyor, 2M yukarı gidiyor. Bu arada Pride taşlarını kıtladık. Hiç çaktırmıyorum. Şimdi onlar görsünler. Pride taşlarını kıtlamış bulunmaktayız. Bu da bizim nasibimiz diyormuşum. Abi bu dediğim gibi 1M birimiz eksik alıyor, 2M birimiz düşük alıyor, 1M birimiz düşük alıyor derken bu şekilde ilerliyoruz. Bunu da şöyle yapacağım. Bir tane bir tane kendim alacağım. Birini de fanatiğe vereceğim. O da yandan bir bilgisayar getirdiği için. Şöyle tradesini de isteyelim. Aynen. Bir tane de Pride taşı ona atmış olduk. Böylelikle hak geçmemiş oldu arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Şimdi ben işe gideceğim. İşten sonra tekrardan görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar. Sabah şerresine kalktık. Kalkmadık da yani denk geldi. Öyle girmek istedim. En son 2 gündür oyuna girmiyorum. En son BF payını yapıp çıkmışız. Kravat set almadım. Onu öncelikle söyleyeyim. Kravat seti bıraktım abi. Şöyle görebilirsiniz. Jojo'nun bir tanesi 1'di. İkiledim. Ayrıca BDN'yi artı 2 yaptım. Elf'i şeyde Judy 2'di. Elf 2 yaptım arkadaşlar. Geri kalan parayı da birazcık para var. Onu da bankamıza bıraktım. Bu arada Judy'mi ve BDN'mi satmadım. Emiller falan duruyor. Hepsi duruyor arkadaşlar. Onları da sattıktan sonra yaklaşık bir 7-8 GB bir para gelecek bize. 7-8 GB'nin üstüne de artık bir 10 GB falan kasınca da kravat setimizi almış olacağız. Şöyle sağ üstten görebilirsiniz. Pre'nin bitmesine bir gün yani 24 saatte ekleyince totalde 2 gün var. Onu bitince de güzel güzel pazar yapacağız. Şöyle bir 4-5 gün kadar. Kafamızı rahatlatmak için. Sonra da gelip güzelce abi 7-8 GB kasınca kravat setimize kavuşacağız diye ümit ediyorum. Şimdi sabah şeresine girdik. Şöyle 2 tane Priest'imiz, bir tane kuryenimiz, bir de neyimiz var abicim? 2 tane şeyimiz mi var? Varıyorumuz var. Tamam. Kötü değil. Magemiz de olsaydı gayet güzel olacaktı. Durumlar bu şekilde. Neden kardeşim hani takılar yerine neden sen şey almadın, kravat set almadın diye soran olursa da abi GB düşük. Bakın GB düşükken yani 15 GB veriyorum. 15,5 GB. Bir gün sonra GB fırlıyor. Gene 15,5 veriyorum. Alamadım. Biriyle de çok güzel kavga ettim abi. O yüzden de saldım. Onu öncelikle söyleyeyim. Şöyle Wolf atalım. Bakalım ya PK'da ya da Devan'ın sonunda görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar 26-49'da karşı taraf bitirdi. Magemiz olsa yetişirdik, son mob dedik. Yapacak bir şey yok abi. Buradan da 2 tane silver gem alıyoruz.
Şimdi gideyim, Silver Game diyorum. İki tane Black Game alıyoruz. Şimdi gideyim bir kahvaltımı yapayım. İşte bazı arkadaşlar sabah şehresi falan göstermiyorsun diyordu. Sabah şehresinden bu yüzden uyanamıyorum. Yani böyle bir de bir tık sinir oluyorum. Bak Magya yok. Magya'mız olsa adamlarla hem kapışacaktık hem de güzel olacaktı. Neyse ben bir kahvaltı yapayım. Ardından CZ'de güzel bir slotla farmla devam edelim. CZ'ye diyorum ki çıkmadan önce şöyle rifflerden yaptığımız bayağı bir taş var arkadaşlar. 740 adet. Şöyle gelelim. Neredesin abi? Aynen. Superior Drakibax 1 adet bundan. Tekrardan gelelim abi. Yine aynı şekilde. Şöyle bir Superior Drakibax daha alalım. 2 tane Superior Drakibax'ı aldık. Gayet güzel. Bu arada Emre kardeşimiz var. İsmini tam okuyamıyorum. Şöyle göstereyim şuradan. Diamonite Bomb diye birisi. Daha doğrusu kardeşim demeyeyim, benden büyük. Bir tane Superior Drakibax varmış. Benden alıyor, kırıyor abi. Ve bir tane Dex Jeval alıyor. STR Jeval mi bilmiyorum. Ona da buradan selam olsun. Bir de günlük şu 1K NP olayını da halledelim aradan. 3, 2, 1 bıraktım. Crisis Spor. Tamam olsun abi, en azından İbex'lere para vermiyoruz. NP de birikmez arkadaşlar. Yani 10 milyon NP'li çarlar var. Biz 1K'dan günde 1K'dan bir şey olmaz. Diyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım CZ'ye çıkalım. Şu anda da Felancor'a yaklaşık 15 dakika var. Biraz Evil Wizard falan vururum. Bir şeyler yapacağız. Karakterimizi geliştirmeye devam. 10 GB para lazım abi. Krovaset alacağız. Sonra zınk zınk zınk. Devam. Evet arkadaşlar. Felancor'a oynadık. Evil Wizard farmı yaptık. Af'a gittik. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ama hiçbirinin tadı tuzu yok. Neden? Şimdi Felancor'a gittik. Zaten çok zevksizdi. İkinci bir husus. Lag sorunu var oyunda. Sürekli düşüyoruz. Bir şeyler oluyor. O yüzden de farm atamadım yani. SC basıyorum, ağacı tak SC. 10 dakika AF'ı vuruyorum, bir lag giriyor. Ha öldüm ha öleceğim. Evile gittim 20 dakika vurdum, ha öldüm ha öleceğim derken abi hiçbir şekilde oyundan tat falan alamadım. Dışarıda işlerim vardı. Onları hallettim geldim. Yine bir video girişi yapıp şöyle sol alttan da görebilirsiniz. Draki haklarıma girdim. 11 dakikada bitirdim ama gene hiçbir şekilde drop falan alamadığım için de hiçbir tadı tuzu olmadı. Kayıtları bıraktım abi. Şimdi bankama şöyle bir bakayım, ne yapabilirim, ne edebilirim diye şöyle sağ alttan da görebilirsiniz. Auf'lardan çıkan, işte ne bileyim bir önceki bölümde de gemlerden kırdığımızda Helen çıkmıştı. Bunları dedim ki basalım. Hiçbir bölümde yani farmın arasına upgrade sıkıştırmamışım. Ya sonda atmışız ya da başta atmışız. O yüzden bunu basmaya çalışacağım. Şimdi sonucu zaten hepimiz biliyoruz ama iyi düşünmem gerekiyormuş. İyi düşünüp iyi analiz etmek gerekiyormuş. Şimdi şunu ezik kağıtta bir atalım. Tamam, bunu yaktık. Bir tane daha yandığı halde Helen'i artı 4'e atacağım. İnanın artık şeye üzülmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani geçecek mi, kalacak mı? Tamamen zevkine, böyle keyfe keder yapıyorum şu anda. Hiç umurumda bile değil. Hatta şöyle diyeyim size. Bakın şu an bir tanesini yaktık. Bunu atacağım. Orta slotta. Geçti. İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Önceki bölümlerde questleri yakıyordum ya. Hani kafaya takıyordum böyle, lan neye geçmiyor falan diye. Şimdi tamamen dediğim gibi bankamda boşluk edinsin diye atıyorum, böyle keyfe gider. Artı 4'e 5'e yaktık abi kafalı da. Bunu şöyle 6 sut attım. Artı 5 oldu. Yine durmayacağım abi. Geçeceği varsa geçecektir. Yine şöyle yine aynı slotta atacağım. Attım. Tamam, artı 6 oldu. Bunun şu anda ne kadar fiyatı hiç bilmiyorum ama artı 6 benim işimi görmeyecektir. Çünkü neden abi, görüyorsunuz 1945 AP AZK ile 2620 AP var. Bunu satıp iyi bir alabilirim ama dediğim gibi bunun 7'sini istiyorum. Şimdi hiç kafaya takmadan yine sakin, nezih bir şekilde Rosette 2'ye gideceğim. Oradan bir iki tane fabrik, birkaç tane yakmalık alacağım. Sonra beraber bunu 7'ye atacağız. Evet, lafı fazla uzatmadan dedik abi, iki tane yakmalık aldım. Biri kafalık fabrik, bir tanesi de pres ayaklık fabrik. Şöyle huzurlarınızla sol altta attım. Yandı. Diğerini atalım abi şöyle. Ne tarafta? Şu slotta, altın slotta bıraktım. Bu da yandı. Gayet güzel. Şimdi helenitimiz var. Geçeceği varsa geçecektir. Burada dördüncü slot. Gözüm ya dörtte ya ikideydi. Dörtte kaldı abi. Dördüncü slotta. Şöyle attım, bir tane daha atalım. Sonra 5'ten geriye sayıp atalım. Dediğim gibi gelirse gelir, gelmezse çok da mühim değil bizim için. Bir tane daha salladık Previev. Hadi abi sayıp sallayalım. Şanssızlığımızı kırabilecek miyiz? Ama yanarsam da hiç umurumda bile olmaz. 5'ten geriye sayıp atıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 attım. Yandı. Yapacak hiçbir şey yok. Gene şanssızım, kıramadım. İnanın dediğim gibi hiç umurumda bile değildi. Geçseydi
ne kadar da 130-140 em falan yapıyordu. Galiba artı 6'sı da yanlış görmesem deminden 80'e 90'a vardı. Arada bir 40-50 em falan bir oynuyor galiba. Yanlış da görmüş olabilirim. Durumlar bu şekilde, araya da bir upgrade sıkıştırmış olduk. Hadi bakalım bir siyaktan sonra tekrar devam edelim. Arkadaşlar, başıma gelene bakar mısınız? Bakın şöyle, rotasızda premium bitti. Her şey bitik abi şu anda. Preestim'deyim. Preestim'e girdim abi. Yukarı goleme çekecekler diye görevi alayım diye yanlışlıkla gittim. FS almadım mı? Şuna bakar mısınız? Ya bu kadar mı şans olur ya? Şimdi bu gider artı 8'e kadar gider bu. Dedim madem bunu aldık. Birkaç tane de IB falan vardı. Hem de bunun kalkanı bir tanesi rep 1 ya. Yani artı 7 DS'miz de var. Bunu 7'ye sallarız. Geçerse 2 tane fabrik atar. 8'e sallarız diye düşündüm. Yani bu kadar şanssızlık olamaz arkadaşlar ya. Şöyle huzurlarınızla FS'yi artı 1 yaptık. Şöyle artı 2 yapalım. Şöyle artı 3 yapalım. Yani 8 olursa ne olur, bir şey olacağından değil. Hani maksat eğlence olsun diye. Hani bu harcama muhabbetlerini geçin lütfen arkadaşlar. O yüzden de yani bir aksiyon oldu işte. Başımıza geldi böyle bir şey. Bunun da kahrını çekeceğiz gibi. Bu arada ezik kağıtla, şartla şeyi yaktık. Geçirdik pardon, yaktık diyorum eBay'i. Madem şard atalım, yandı. Bu artı 4 olursa belki bu, aman abi hiç önemli değil. Zaten kafaya takmıyorum biliyorsunuz ki artık. Yani şeyler eBay falan geçer geçmez. Artı 4 oldu. Gene ezik bu satacağım abi. Önemli değil. Geçerse geçer, yapacak bir şey yok. Attım. Tamam. Artı 5 oldu. Ona göre ilerletiriz. Şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? Abi FS'yi artı 4'e. Hatta FS değil abi. FS'yi atalım artı 4'e. Evet. Attık. Artı 4 oldu. Abi şakayla karışık bu 7 falan olursa nasıl olur? Bu 7 olursa ne olur abi? Gelecek PM'leri düşünemiyorum ya. Yemin ederim var ya. Gelecek PM'leri düşünemiyorum. FS artı 5. Madem o zaman eBay'e atalım. eBay artı 6. Allah'ım, Allah'a çıldıracağım. Nasıl bir heyecan var? Yemin ederim yok böyle bir şey ya. FS atıyorum. Attım. Allah'ım şükürler olsun, yandı. Allah'ım şükürler olsun. Geçseydi ama şu alttaki hemşire 67 ne alaka diye eminim yazanlar olacaktı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Huzurlarınızla artı 7 basabilir miyiz bilmiyorum ama biliyorsunuz ki bizim bu sıralar upgrade'li şansımız yok. Şöyle, hatta şöyle yapacağım ya. Orta slotta artı 7'ye bastım. Hemşire bovumuz yedek bov. İşte al. Yanlışlıkla geçti. Durmak var mı? Yok. İki tane yakmalık atıyorum. Şöyle kolluğu attım. Yandı. Eğer bu da geçerse güzel bir upgrade çantası hazırlayacağım, bilginiz olsun. Maksat amacım eğlence. Şöyle bunu da attık. Bu da yandı. Tamam. Priest kalkan. Şöyle kaçıncı? Dördüncü slotta. Bir tane preview'den sonra 5'ten geriye sayıp sallayacağım abiler. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktık. Tamam, yandı. En azından bir tane eBay, yani bu boost masraflarımız vesaire çıktı diyebiliriz. Bunu da arkadaşın yan silah boğu olarak kullanırız. Burada da bu şekildeydi. Şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Premium bitmeden önce bir tur full SC'li bir draki yaptık. Onu göstereceğim. Ardından da pazarı gösterip videonun kaydına doğru geçeceğiz. Bu da böyle bir inceden bir anımız olsun. Hadi bakalım bir ekran sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, dedim ki bir adet de sabah JR'si sıkıştıralım. Şöyle güzel güzel bir anlatımlı JR anlatmıyordum bayağıdan beri. Şöyle partimize bakacak olursak abi, bir tane çok tatlı varıyorumuz var. İki tane asasımız, iki okçumuz, bir DB, bir CC, bir Maga. Yani olması gereken her şey var burada. Bu arada Şangay da buradaymış. Şangay adamı neydir abi? Ona da buradan çok çok selam olsun diyoruz. Vallahi başladık. İnşallah PK'ya kalırız. Bak ciddi ciddi söylüyorum. PK'ya kalırız da şöyle güzel güzel tatlı tatlı PK atarız diye ümit ediyorum. Daha ilk odamız, şöyle görebilirsiniz, süremizi rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Mage'imiz de var. Her şey olması gerektiği gibi. Umarım PK'ya kalırız diyorum. Bak üstüne basarak söylüyorum. Devam edelim. Deva'da veya PK esasında tekrar kaydı açarım. Şunu da şöyle beraber keselim. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, şu anda son moddayız. Ve benim üstümdekinde sıra. Bundan eğer hiçbir şey çıkmazsa büyük ihtimalle sıra bizde. Bakalım çıkacak mı? O yüzden bir kaydı açalım istedim. Şöyle abi, arkadaşların sivitini atalım. Bir arkadaşın sivitini atalım. Evet abi, hiçbir şey çıkmadı. Şöyle sağ alttan da göstereyim abi. En son mob VSL'ye. Aynen ona geldi. Sonradan da hiç kimseden hiçbir şey yok. Sıra bizde. İnşallah
Bir gold bar alırız be. Bu videonun içerisinde bir gold bar sıkıştırmış oluruz inşallah diyelim. Hadi bakalım deva boşmuş, şöyle bir koşalım. İnşallah bir an önce kazanırız. Ama ben PK'ya kalmak istiyorum bu arada. Gerçekten PK sahneleri güzelinden çıkar diye ümit ediyorum. Başladık bakalım, inşallah bir gold bar aldık deriz. Dedik ya 5-5 geldi karşı tarafa, bakalım. Şöyle güzelinden, hiç sıkıntı yok abi, hiç sıkıntı yok. Bizim DB'miz var, onların var mı bilmiyorum. Şöyle ikisi birden mi? Eyvah 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 eyvah. Oynat abi, oynat oynat şu adamı, bir oynat la, oynat. Heh. Avar gitti, söyledik. Tamam, sıkıntı yok abi. Şu arkadaşa bir kör. 1.80, 1.70 geri aldılar onu, tamam. Sıkıntı yok, birlendi. Bir kral abi, wolf atalım üstüne. Tamam, çok güzeldi, çok güzel. Attık wolf'ü. Devam 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 devam. 1.70. O bir gitti. Abi ben PK'ya kalmak istiyordum. Bir daha da kür gelsin. Hadi oğlum. Süpersin. Hadi hadi at 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 at. Atsana kardeşim be. Atsana be güzel kardeşim be. Yani bir kür atmam bizi yani bir tık ileriye atacaktı yani. Tamam, sıkıntı yok. Heyecan yapmayalım. Stres yapmayalım. Ben gold bar hissediyordum ya. Gold bar hissediyordum abi. Gold bar hissediyordum. Hadi bakalım. Evet, karşı tarafta da DB var. Bizde de DB var. Biz kazanacağız gibi ya. Ben öyle hissediyorum yani. Şu arkadaşı bak. Şu arkadaş en önde tek başına duruyor ya. Allah Allah. Bir kür al kardeşim. Bir kür al bak. Eliniz diyorum. Bizimkinin bak, aldığı gibi kür gelecek. Aynen. 0'a 0. Çok güzel. Çok güzel. Bir 80. Bir 70. Bizde. Şangay'da kaldı. Bizim DB'yi kestiler abi. Ya neyse, Allah'tan Şangay var da yani Z'den götürecek. Şu arkadaşı bir tık biz rahatsız edelim abi. Ya şunu alacağız. Şunu. Kanka şunu oynayacağız. Şunu alacağız. Şunu. Tamam, sıkıntı yok abi. Bir wolf. Bana mı geldi? Sen beni mi keseceksin? Sen ne yapıyorsun sen? Sen beni mi keseceksin? Tamam, hadi bakalım git ileri doğru git sen. Evet, tekrar geliyor arkadaşlarımız. Şöyle ben şu presi bak, şu arkadaş DB'leri, tamam mı? Bak o, onun eli kalkmadı. Bir tur daha oynayalım. 1.70 Şangay'ı tutmam lazım. Tuttum, tamam, sıkıntı yok. Ya şu arkadaş DB'leri ya. Yok. Şu da DB, o da DB, ikisi de DB. 1.80'e bende. Ah! Senin o maginin var ya, elleri öpülsün be. Neyse ki. Ya gene bizden kimi kestin? Mageleri kes. Magemizi kesiyorlar ya. Sürekli magemizi kesiyorlar ama olsun, olsun, olsun. İyiyiz, iyi, iyi. Kötü değil. Ali amca iyi tut, iyi. At şunu cebine sokak. İyi yerine koy, düşmesin. İyi yerine koy. Ya, İyi. Banka kartları bile var. Düşer de yazdım onu. İyi yerine koy. Şurada cep var mı? Ayrınca pişman olur. İyi yerine koy ya. Hay senin cebine almadın. Herkes içeri bakıyor. Ki sen bir çek. İyi ya. Sen de dursun da sonra. Abi yok ya. Lazım olur abi. Lazım olur abi. Belki buna ya. Ayrınca arayacak galiba benim cüzdanım nerede diye. Ben onu zor dedim. Abi ya. Cebine koy şu şu. Baba. İğne koy yani. Onu bilir. Baba. Lan sabah sabah bir gold barla çıkacaktık. Allah'tan ne istersem oluyor bu sıralar. Allah'a şükürler olsun ki. Basamıyoruz hiçbir şey falan filan. Hadi bakalım tekrar ineceklerdir umarım. Evet arkadaşlar, şöyle de 6-4 ESC aldılar. Bir dakika var. Zaten artık iki tane mono alsalar da bitmeyecektir. Yani biz kazanacağız. En azından size de bir inceden bir JL göstermiş olduk. Bu arada bir adet Green Game, iki tane Silver Game ile ayrılıyoruz. Bu arada hoş sohbet için Şangay'a da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım sizi bir, neydi onun adı, konuşamıyorum şu anda. Drake ile baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, en son Helenit'le ufak bir upgrade'imizi yaptıktan sonra nereden baksanız bir gün kadar oyuna girmedim. Şöyle sağ üstten de gösterebilirim. Pre'nin bitmesine 3 gün kaldı. Yani ne yapacağız ne edeceğiz, videoyu yetiştirmem gerekiyordu. İşte bu oyunun, bu videoculuğun yani bu YouTube'a video atmanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu arkadaşlar. Bunun bilgisini verilmedim. Ama yine kendi kafamda kurdum, güzel bir şey yapacağız. Şöyle Drake'in yanındayız. Dedim ki çarımız 82 level. İtemlerimizi de gayet güzel şekilde geliştirdik. Kimara açıkken, şöyle kimara nerede abi, kontrol edelim tekrardan. Kimaramız açıkken ve komple full SC, şerif, işte dek SC, atak SC basınca bir kere Drake denemek istiyorum. Okçu ile Drake'i nasıl yaparız? Bir sıralama yapmaya çalışacağım. Tabii ki ilk başlarında şöyle bir iki odaya beraber geçeriz. Sonra ben atlara gelene kadar göstermem. Sonra atlardan sonra bossları hep beraber keseriz diye düşünüyorum. Yanlış yapacağız. Hatalar yapacağız. Siz de bana kardeşim şurada şunu yaparsan daha güzel olacak. Ya da şu şekilde devam edersen daha iyi olacak diye bana bilgi vereceksiniz. Öncelikle DC flash'ımızı
Öyle abi, huzurlarınızda şu periyi bırakacağız. Kutulara bakmayacağım kolay kolay. Çünkü her aralıklarda dinleneceğim. İlk önce şöyle DC flash'ımı bastım. Komple atak SC, dex SC, AC her şeyi basınca, normalde bunları basmasam da oluyor galiba ama benim içimde kaldı abi. İçimizde kalacağına dışımızda kalsın diyoruz. Komple SC'li acaba ne kadar AP'miz olacak? Maksimum AP'miz ne kadar? Onu ben de merak ediyorum. O yüzden de şöyle huzurlarınıza basacağım. Şu potları da içeride değiştiririz arkadaşlar. Sundress'ten HP potla MP pot alacağız. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. 82 level böyle bir karakterimiz varsa. Bir de şöyle söyleyeyim. Bunlar atak. Burada atak kanadımız yok. Lunar tatlomuz ve işte o dediğiniz atak kanattan yok. Onlar olmadan ve karakterimiz 82 levelken şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şerifli, komple, SC'li atağımız 3452. Bak yemin ediyorum, diyorum ki size. Yani hayalimde oynayamayacağım en yüksek şeye oynuyorum şu anda. Yani en yüksek AP'li okçu oynuyorum. Kendim için konuşuyorum. Var. Bir dünya karakter var. Veriyorlar kardeşim, gir videonu çek diye. Ama kendi karakterim olduğu için gayet çok mutluyum. Şimdi 3 tane hakkım var ama ben 2 tane de yani bir sefer yapıp oyundan çıkış aldım. Biraz işlerim var. İnşallah da bitirebiliriz. Şöyle kaydı ilk önce bir kontrol edeyim. Tamam, gayet güzel. Şöyle ilk 1-2 odayı beraber Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Z'den götürelim abi. Vallahi çok merak ediyorum ne kadar yapacağız diye. Aralıklarda da böyle dinleneceğim, böyle hemen hızlı hızlı geçmemeye çalışacağım. Şöyle eyvah eyvah, bir tık orada az bir bak, hemen sekti ya. Allah Allah, sekti ama olsun, hiç sıkıntı yok. Başarabiliriz ya, başarabiliriz abi. Bizim inanılmaz sevgimiz, gücümüz de var. Kutularla işim yok, dediğim gibi sıralamayı oynayacağım. Şimdi bak, böyle geçtik ya. Burada süre duracak. Durduğu zaman böyle bir tık sakin kalacağım. Ama tabii hızlı hızlı da geçmek en mantıklısı. Fazla da dinlendirmek istemiyorum. Devam edeyim. Dediğim gibi atlara geçerken tekrar göstereceğim. Şunu kaydı durduramayacağım. Bir oda daha geçelim sizinle beraber. Yanlış bir şey yapıyorsam da siz uyarırsınız beni. Atlarda da kilitlenmezsek müthiş olacak. Tamam, gayet seriyiz. Gayet seri. Müthiş. Müthiş abi. Müthiş, devam. Sen de öl. Sana da bir 80 lütfen sekme. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel. Tamam, güzeliz. Kötü olan hiçbir şey yok. İyi gidiyoruz. Şöyle bir tır soluklanalım. Bu arada şuradan da hazır kayıttayken kontrolümüzü edelim. Maksat para vesaire hiçbir şey değil arkadaşlar. Maksat yapabiliyor muyuz? Şuradan bir 35 tane 3M gitsin. Buradan da bir 35 tane alalım. Totalde kaç? 4-5M gitti. Dediğim gibi hiçbir önemi yok. Bunları niye attım ya? Atlardan sonra bunları basarız diye düşünüyorum. Eyvah. İlk defa yapıyorum abi. Heyecan bastı ha. Hadi bakalım. Atlarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle 5 dakika 4 saniyede buraya gelebildim ama şöyle söyleyeyim, birazcık daha AP ihtiyacımız var. Yani 3600'ü level atladıktan sonra 3.5, yani 3.5-3.6'larda bir tık daha iyi olur. Tabi AP'ye göre değişiyor. Şimdi buraya atladık. Bu atlar bizi mahvedecekti ve demeye kalmadı. Umarım kitlemezsin. Şöyle bir tık uzaktan oynayacağım. Hadi koçum. Kitledi ve izlemiş bitti abi. Kitledikten sonra en az bak kaç saniye ya. Yani değil, şeyin olsa Lego artı 10 bile olsa yani hiçbir şekilde şey olmuyor ya. Ne yaparsan yap kitliyor abi bak. Yani dünyanın zamanını kaybettik şimdi burada. Yapacak bir şey var mı? Tabii ki yok. Ne yapacağız abi, biz gene şansımızı devam ettireceğiz. Her gün iyi olacak diye bir şey yok ya. Bir günde yani kötü yaparız, başka bir zaman daha iyi olur. Hadi koçum. Olacak. İlk defa denediğim için hani bir tık böyle heyecan var. Bir de kayıttayken oynayamıyorum çok fazla. Tamam. Güzel. Kötü değil. Şu arkadaşlar çok zaman kaybı. Vallahi çok zaman kaybı. Öl. Tamam. Kitleme lütfen. Tamam. Sen de kitlemedin. Eyvah, şerifi takmadan gidiyoruz ya. Bu farmcı ruhumuz ne olacak bizim bilmiyorum. Hadi oğlum. Hadi koçum. 72. Devam. 6.16. Kötü ama dediğim gibi deneye öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun açıklaması yok. Deneye öğreneceğiz. Şöyle. Hadi oğlum. Daha seri olabiliriz ya. Birazcık daha seri olabiliriz. Potları da yerleştirmedik bak yerlerine. Hemen şöyle kırmızı pot şuraya. Bu buraya. Hadi abi. Bak kırmızı pot olunca. Draki potlar olunca ne kadar çok rahat ya. Kırmızı potla şeyin yerini değiştirmişim. Hepsi mi kırmızı lan bunların? Bir tek kırmızı pot şey var. He, mana potu yokmuş.
Tamam olsun abi, olsun olsun olsun, devam. Eyvah, saniyeye bakar mısın ya? Şuna bir 70 atacaktık. Şöyle vuracakmışız. Tamam. Var ya, yanlış yaptık ha. Vallahi yanlış yaptık. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Bunu böyle oynayacağız demiştim Mali. Bu da kitleyecek bizi ya. Belli oldu. Kitleme koçuydum. Bir tane ice. Üçlü, beşli, üçlü, beşli. Devam. Bir daha üçlü, beşli. Koşuyorum abi. Kitleme be. Bir daha böyle. Abi süre çok kötü ya. Daha iki tane boss'umuz var. Bizim arkadaşlarımız da biraz daha düşük HP'li olmasına rağmen onlar 6 dakikada falan yapıyorlardı galiba. Okçuyla. Şöyle devam edelim. Kitleme, kitleme. Lütfen, lütfen, lütfen ya. Lan lütfen. Bitti zaten be. Bitti be. Allah seni kahretmesin ya. Tamam. Devam abi. Hemen şu mopun içine gireceğiz. Neredesin? Gel bakalım. Hadi oğlum be. Bunda bazen bir vuruyor, bir vurmuyor, bir vuruyor, bir vurmuyor. Umarım şey yapmaz ya. Bak. Lan abi, neden hep böyle kötü oluyor bana ya? Lan çok mu kötü bir insanım bilemiyorum ya. Neye iyi diyersem kötü çıkıyor başımıza. Bir türlü kötülükler geliyor ya. Hadi oğlum. Tamam, bu da bitti. Son tur, son şans. Tamam, 8-24 çok kötü ama yani en azından öğrenmiş olduk arkadaşlar. Hadi lan. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Kitleme artık be, kitleme artık be, kitleme artık, kitleme de bir oyun oynayalım. Kitleme be, kitleme be. Allah belanı vermesin be. Yok abi, biz bu işi beceremiyoruz, anlaşıldı. Biz bu işi beceremeyeceğiz, anlaşıldı ya. Ama elbet bir gün be. Elbet bir gün arkadaşlar. Öl oğlum, öl. Öldü, tamam. Koş 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 koş. Tıkladık. Kaç saniye? 8.56. Kaçıncı olduk kim bilir. Atlarda zaman kaybettim. Üçüncü odada tekleyemiyorum. Demek ki AP'miz yetmiyor. Bir de ilk defa oynadığım için böyle oldu abi. Yapacak bir şey var mı? Yok tabii ki de. 8.56 süremiz. Bakalım kaçıncı olduk? Şöyle kriminal bak. Arkadaşımız dördüncü oldu. Bir de ben çıkayım. Ben de ikinci oldum. Aa, Allah Allah, şaka gibi. Böyle bir kontrol edelim. Tabi geçeceklerdir. Çok rahat geçeceklerdir. Full SC ile aynen o beşinci olmuş. Ben 8.56 yapmışım. Bu arada burası komple okçu time ha. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle full SC, full push şeklinde birkaç gün kadar mola vereceğim. Bir pazar kuracağız. Pazarımı da size seriden gösterip ardından videonun kapanışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda benim BDN'imde Judim duruyordu. Judim satılmış, 123'e mi 124'e mi ne satmıştım. Biraz da bunun üstüne nakit vardı. Şu anda da rotasız 67, yani deminden görev yaptığımız karakterimize, ana karakterimize de yaklaşık 2-2.5 GB kadar bir para oldu şu anda. O TS totemleri falan sattım arkadaşlar. Yani 3 GB orada var, bir de burada var. Ne kadar yapıyor abi? 4 GB diyelim. Ve şu anda BDN 2'm var. 313'ten koydum. Shio 76, Ymir 80'den. Envy taşlarımız var 3.5. Kendi slotumuz olan Wraith slotunda 950K'dan satıyoruz. Arada slot slotuna gidiyorduk biliyorsunuz ki. Şu anda 1M381K'da onlar gidiyor. Ve en son Balrog'dan yaptığımız mitrilerimizi 12450K'dan koydum arkadaşlar. Birini 14'ten koymuşum. Şunları düzeltelim hemen. Evet, düzelttik. 12.45'ten koydum abi. Tırnamızda GB yükseldiği için tırna birazcık düşük kalıyor. Normalde 120-130'e kadar çıkıyordu. Yani GB bazına düşüyor, artıyor. Yani 794 MR. Daha rotasızın bankasında, VIP key'inde var bir GB'lik yani itemler. Yani farm atıyoruz da hani pazar kuracak zaman olmuyor. Premium da bittiğine göre şöyle bir 3-4 gün kadar çarımız pazarda kalsın. Ben de zaten bu video editlediğim zaman birkaç güne dinlenmiş olacağım. İnşallah bankamızda ne var ne yok satılır. Ortalama bir 12-13 GB çıkıyor arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Tabi satılırsa, satılmazsa da gidip buyu atacak halimiz yok. Bekleyeceğiz. Kışta satılır. Kışta satılmazsa upgrade yaparız. Ama kesinlikle buyu atmayacağım. Çünkü destanda çok fazla bu işlerle uğraştığım için çok zarar etmiştim. Burada da karakterin %80'ini, 70'ini, 80'ini tamamladığımız için bir tek crow assetimiz kaldı. Bu videomuz birazcık farm az oldu ama olsun arkadaşlar, elimden geldiği kadar içerik çıkartmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar yemin ederim çaba gösteriyorum. Hani gerçekten bu işi yapmak kolay gibi dışarıdan, müthiş. Bak ben bunu her videomda söylüyorum ama işin içine gelince bir tık zorlanıyorsunuz.
Tabii benim gibi düzensiz çalışıyorsanız eğer, yani benim ne gittiğim ne geldiğim belli. Ama düzenli sabah 8 akşam 5 işiniz varsa veya vardiyalı düzgün çalışıyorsanız, bir hafta gündüz, bir hafta gece, bir hafta 4-12 gibi, o zaman düzenli ise o zaman daha rahat video çekip daha çok içerik üretebilirsiniz. Benimki karman çorman. Ben şu an video girişi yapıyorum. Hoppa bir telefon santrale gitmek zorunda kalıyorum. Yani fazla da ağlamanın, zırlamanın bir anlamı yok. Dediğimiz gibi inşallah pre bittiği zaman full pus çekeceğim. Bankamda, eşivde falan atak kanadım, her şey mevcut. Diyoruz ki yakarsa dünyayı garipler yakar. Rotasız 67 yazamadık. Bu videomuzu bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.